Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Evine yaklaşık 20 metre mesafede kayalıklar üzerinde tespit edilen kan lekeleri incelendi, Narin'e ait olmadığı belirlendi. Şu ana kadarsa 130 kişinin ifadeleri alındı. Narin'in kaybolmadan önceki son görüntülerde yer alan çocuklarla canlandırma da gerçekleştirildi. Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşıyordu. Çarşamba günü Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan küçük kız bir daha geri dönmedi. Ailenin kayıp ihbarı ile birlikte arama çalışması başlatıldı. Bölgede bir terlik bulundu ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi. Çalışmalar kapsamında mahalledeki evler ve köye giriş çıkış yapan araçlar arandı. Şimdiye kadar toplamda 9.300 araç kontrol edildi. Ayrıca Nari'nin 21 Ağustos'ta güvenlik kameralarına en son yansıdığı bölgede arkadaşlarından ikisiyle canlandırma yapıldı. Pedagog eşliğinde yapılan canlandırmada çocuklar Nari'ni en son gördükleri yeri jandarmaya gösterdi. Jandarma ekipleri Nari'nin ailesinin evinin de dahil olduğu 18 evle metruk yapılar ve samanlıklarda yeniden arama yaptı yapılan çalışmaların 6. gününde ifadesi alınan kişi sayısı 130'a yükseldi. Son olarak Narin'in yaşadığı evin yaklaşık 30 metre yakınındaki alanda yer alan taş üzerinde kurumuş kan izlerine rastlandı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri üzerinde kan bulunan taşı incelemek üzere götürdü. Yapılan incelemede kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi. Kızlarının kaçırılmasından şüphelenen ailenin endişeli bekleyişi sürüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.